Merhaba Hayat Motor'la güzel dostlar. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Bu bölümü alışa geldiğiniz üzere dış mekanda değil iç mekanda çekiyoruz. İki ürün var. Epey zamandan beri e, dikkatimi çeken ve almayı düşündüğüm. E, geçen hafta içerisinde bu iki ürünü temin ettim e, ve kullanmaya başladım. E, ve bu ürünlerle ilgili de izlenimlerimi sizlerle paylaşayım dedim. Ürünlerden bir tanesi dostlar Alpine'in kulak tıkacı. E, bu kulak tıkacı ne işe yarıyor? Motor sürüşünüz esnasında dışarıdan gelen gürültüyü filtre ederek sizin kulağınıza zarar vermeyecek düzeye indiriyor. Dolayısıyla aslında sağlık açısından oldukça faydalı bir ürün. Şöyle bakacak olursak bir kullanım kılavuzu içinden çıkıyor. İşte ne kadar filtre ediyor sesleri bunları görebiliyorsunuz. İçerisinde bir çift kulak tıkacı var. Gayet estek bir malzemeden yapılmış bu tıkaçlar. Ve kulağınızın terlemesini engellemek için de şu şekilde parçalı bir yapıya sahip. Ben kullanım esnasında da oldukça rahat ettim. Onunla paylaşayım sizlerle. Kesinlikle bir terleme hissiyatı oluşturmadı. Hatta şunu söyleyebilirim. Kullanıma başlamadan önce kulak tıkaçlarını kulağıma taktıktan sonra sürüş bitene kadar aslında kulağımda olduğunu bile unuttum diyebilirim. Yani sürüş esnasında size kesinlikle kulağınızda yabancı bir madde, yabancı bir cisim hissiyatı oluşturmuyor tıkaçlar. Faydalı bir ürün mü? Kesinlikle faydalı bir ürün ve motorcu dostlarıma tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz dostlar özellikle yoğun trafikte bazen önümüzde otobüs ya da kamyon olabiliyor ki bu durumlarda biz zaten o aracı geçemiyoruz ve trafiğin içerisinde kalmak zorunda durumunda kalıyoruz. Burada ise bu otobüsün ya da kamyonun yoğun motor gürültüsüne maruz kalıyoruz. Bu durumda kaldığım zaman gerçekten bana ciddi fayda sağladığını gördüm. Yani o motorun gürültülü motor sesini size hissettirmiyor. Bunun dışında yine uzun yolda yüksek süratli sürüşlerde size konfor sağlıyor. Şöyle konfor sağlıyor. Rüzgar sesinden ve kendi motorunuzun sesinden yine etkilenmiyorsunuz. Yani temel olarak yapmış olduğu şey aslında e, yüksek gürültüyü gürültüyü filtrelemek. Ha, bunun dışında e, daha duymanız gereken sesler, işte ne bileyim e, dışta dışarıdaki sesler. Evet, yüksek gürültüyü filtreliyor, düşük sesleri de yani duymanız gereken sesleri de aslında size duyuruyor. Öyle bir özelliği var. E, eğer yine interkom kullanıyorsanız interkomdaki seslerinde e, iletilmesini sağlıyor. Özetleyecek olursak dostlar faydalı bir ürün. Ee, yine kulağınıza içinde kutu içeriğine bakacak olursak şöyle bir taşıma çantası var. Kula ve kulağınıza yerleştirmek için de şu şekilde bir aparatı var. Şununla şu şekilde e, takıyorsunuz ve kulağınıza e, yavaşça uyguluyorsunuz. Çok derine ittirmeden uyguluyorsunuz. E, kullanımı sürüşünüz bittikten sonra ise hemen şöyle şık bir çantası var. Çantanın içerisine şu şekilde koyarak. Şöyle cebinize atabiliyorsunuz. Hatta şöyle bakın bir kula şeyi de var. Anahtarlığınıza bile bunu bağlayıp bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Özetle faydalı bir ürün. Ee, kesinlikle motorcu dostlarımıza tavsiye ediyorum. Ee, gelelim diğer ürünümüze dostlar. Diğer ürünümüz Motul'un e, M2 olarak geçen kask içi temizleyici spreyi. Ee, şimdi... Biliyorsunuz bir bölümümüzde motul ürünlerini tanıtmıştık e, ama bu ürüne değinmemiştik. <laughs> ben de e, ihtiyaç doğrultusunda e, işte biliyorsunuz yaz aylarında işte terleme ile birlikte petlere sinen bu ter zamanla e, bir koku oluşumuna sebep oluyor. E, ki ben e, petlerimi hani mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışırım yıkarım ama yıkasanız bile e, bu koku çok gitmiyor. Dolayısıyla e, bu ürün dikkatimi çekmişti bu ürünü temin edeyim dedim e, ve temin ettim. Şimdi şöyle şunu diyeceğim, ürün faydalı mı? Evet faydalı. Ama ben de ben de yani ben de şöyle bir hissiyat oluşturdu. Daha doğrusu şöyle, koku hassasiyeti olan dostlarımıza çok tavsiye edebileceğim bir ürün değil. Çünkü kendine has bir kokusu var ürünün dostlar. Ve bu koku rahatsızlık yaratabiliyor işin açıkçası. Şunu tavsiye edebileceğim, eğer bu ürünü alıp kullanmak istiyorsanız mutlaka bir gün önceden e, kaskınızın iç temizliğini yapıp e, bu spreyi sıktıktan sonra en az bir gün kaskı bekletmeniz e, ki o içerisinde sinen koku azalsın e, ve sürüşünüz esnasında sizi rahatsız etmesin. E, ben ilk uygulamamda direkt sıktım. E, bir iki saat sonra kaskımı kullandım. Çok rahatsız etti. Daha sonra sıktıktan bir gün sonra kullandım. O zaman bu kokunun e, çok azaldığını, daha fresh, daha e, ferah bir kokuya dönüştüğünü gördüm. Dolayısıyla e, ürün faydalı mı? Evet, e, en azından hijyen sağlaması açısından, oradaki bakterilerin e, öldürülmesi ve temizliği açısından faydalı e, ama koku hassasiyeti olan dostlarımıza e, dikkatli kullanması gereken bir ürün diyorum e, ve bunu da sizlerle paylaşmış oluyorum dostlar. Fırsat bulmuşken kanalımız hakkında da sizleri bilgilendireyim. E, yaklaşık bir sene oldu kanalımızı Hayat Motorla Güzel kanalının faaliyeti başlayalı. Ee, ve aşağı yukarı şu anda e, 2100 aboneye yakın bir abonemizle büyümeye devam ediyoruz. E, bu videomuzu bu bölümümüzü ilk defa izleyen dostlarımız varsa bizleri Instagram'dan, Facebook'tan e, ve YouTube'dan takip edebilirler. E, bunun dışında yine bir e, internet sitemiz var e, www.hayatmotorlagüzel.com olarak internet sitemize ulaşıp buradan da YouTube videolarımıza ve diğer bilgilendirici içeriklere de ulaşabilirler. Bu bölüm biraz kısa oldu ama sizleri bu, bu ürünler hakkında bilgilendirmek istedim. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.